أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ اس نے یونجے اللہ ہم بزے بھی لطف واردر او بو چھادا اور عملی اصلاح کے لیے بھیجا ہم اس کے ماننے والے ہم انسان لردن بری سنی انسان لرن اعتقاد و انانچ لرن دجاگت میں کچن کے درمشتر و بز دے انا اناندک فقط بون بو انانچا رامن ارمزدن بھی چھوک انسان واردر کی onların sözlerinde ve işlerinde bir tezat göze çarpar. Cemaatlerin üyelerini birçoğunun sözünde ve işlerinde öyle değil ki nasıl olması gerekiyorsa öyle değildir. Birçok insan tabii ki onların kanında Ahmediye cemaatinin inançları vardır. Eğer onlara sorarsanız sen Ahmedi misin diyecek ki evet elhamdülillah bizim atalarımız benim dedem Ahmediydi diyecekler. Eshablardandı. Ve şöyle şöyle hadiseler onların imanlarıyla ilgili olarak Ashab-ı Ahmed'in tarihlerinde yazılıdır. Hatta onlardan bazı kimseler bana da anlatıyorlar. Falan sahabinin hadisesini anlattınız geçen hutbelerinizde. Ben ashabların hutbelerinde onların olaylarından bahsediyorum. Diyor ki anlattığınız şu hadise benim dedemin hadisesiydi. Ahmediye cemaatinin onların inancı öyledir ki düşmanın saldırıları onları Ahmediye cemaatinden hiç uzaklaştıramamıştır. Can ve mal fedakarlığında bulundular. Keza onların ataları da aynı şekilde fedakarlık yaptılar. Aranızda da bazı kimseler şu anda oturmakta olacaklar. Fakat yine de inkar edemiyoruz ki kavimlerin ilerlemesi biz kendi gözlerimizi açmadan olamaz. Kendimizi muhasebe etmeden olamaz. Onun için biz inkar edemeyiz ki Ahmediye cemaatine katılmış olan bu insanlardan İnsanlarda bazı fiili zaaflar vardır. Allah hakkının hakkında zaaf vardır. Kul hakkının vermesinde zaaf vardır. Hazreti Mesih-i Mev'ud Aleyhisselam İslam'ın geliş gayesi insanların tabiatında bir inkılap yaratarak onları ...1400 sene esnasında bazı karanlıklar insanların kalplerine istila etmişti. Onları aydınlığa dönüştürmek idi. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi buydu. Ve bizim atalarımız bu inkılabı kendi hayatında gerçekleştirdiler. Karanlıklardan aydınlığa geldiler. Ve bir inkılap yarattılar kendi hayatlarında. İnanç ve amel durumlarında bir uyum yarattılar. Ancak gelecek nesil aynı ölçüde, aynı seviyede değildir. Onun için biz kendimizi muhasebe etmeliyiz. Acaba biz fiili durumlarımız konusunda
onların ölçüsünü yüksek tutmak konusunda çalışma sarf ediyor muyuz? Büyüklerimizin ileri sürdüğü yüksek derecelere ulaşmaya çalışıyor muyuz? İster onlar eshablardan olsun yahut onlardan gelen nesil olsun. Burada Amerika'da insanların çoğu Afro-Amerikan, yani Afrika'dan gelmiş olan Amerikalılar vardır. Onların büyükleri de Ahmadiyye cemaatini kabul ettiler ve büyük fedakarlıklarda bulundular ve durumlarını değiştirdiler. Ancak ondan sonra muhasebe etmeliyiz. O durum devam ediyor mu? Şuna bakmalıyız. Bizim amelimizde ve inancımızda bir tezat söz konusu mudur? Dinimizi dünyadan üstün tutmak konusunda verdiğimiz söz ve naralar yalnız hissi midir? Gelip geçici. Biz Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'a bazı şartlar üzerinde biat etmiştik. Onları kendi hayatımızın bir parçası haline gelmek için fiili olarak çaba sarf etmekte miyiz? Yahut hiç çabamız yoktur. Yok mudur? Bu muhasebelerdir ki bizi kendi imanımızda ilerleme sağlamamıza nasip olacak ve inançlarımızda ve amelimizde bir uyum sağlayacaktır. Şu anda ben aynı muhasebeye biat dikkat etmek için biat şartlarından önemli bir konuya sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. O da İslamiyet'in temel cüzüllerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim dahi sık sık ondan bahsetmiştir. Tavsiyede bulunmuştur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi onun önemine doğru sık sık bizim dikkatimizi çekmiştir. Ve bu önemli olan iş namazdır. Biyet şartlarının üçüncü şartında Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'ın hakkına doğru ve onu vermek konusunda dikkatimizi çekerek ilk olarak şu temel cüzü alarak buyuruyor ki benim biyetime katılanlar söz versinler. Hiç aksatmadan 5 vakit namazını Allah ve onun Resulü'nün emrine göre mutlaka eda edecek diye bana söz versinler. Burada yalnız şunu demedi ki söz verin ben namaz kılacağım. Hayır, 5 vakit namaz ve onların eda edilmesi Allah ve onun Resulü'nün emrine göre olacak diyor. Onun eda edilmesi Allah-u Teala ve onun Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine göre olmalıdır. Namaz konusunda Yüce Allah'ın emri nedir? Dedi ki ve akimus salata, namazı ikame edin. Namazı ayakta tutma emri Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde vardır. Hatta Bakara suresinin başlangıcında iman bil gayb'den sonra buna dikkatimizi çekilmiştir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam diyor ki İnsan hiç Allah-u Teala'ya yaklaşamaz. İkameti salata bağlanmadıkça, namazı ayakta tutmadıkça Allah'a yaklaşamaz. Ve bu çağda namazı ikame etmenin önemi daha da artmış olur. Bu da Allah-u Teala hilafet vaadi ile birlikte beyan etmiştir. Hilafetin mükafatları öyle insanlara verilir
ki onlar ancak namazı ikame ederler. Yani ancak namazı ikame edenlere bu hilafet sözü verilmiştir. Namaz nedir? Ve onu tam olarak eda etmemiz, hiç aksatmadan eda etmemiz ve tam zamanında eda etmemiz gereklidir. Allah-u Teala der ki, ve akimus salata ve atuz zekat ve kavmu arrakein. Namazı ikame edin, zekat verin ve ruku edenlerle birlikte rukuya eğilin. Yani Allah-u Teala'nın önünde birleşerek eğilenlerle birlikte eğilin. Kısacası namazı ikame edenlerin ve mal fedakarlığında bulunanların bir özelliği beyan edilmiştir. Dedi ki bu özellik olmalı. Onlar kendi aralarında cemaat rengini taşısınlar. Ve emir budur. Cemaat yaparak ibadet edin denmiştir. Ve cemaat olarak mal fedakarlığında bulunmamız emredilmiştir. Ki öyle o işte cemaat bakımından yaptığımız işlerde bereket bulunsun. Namaz, cemaat ile namaz kılmak ve bunun sevabı hakkında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cemaat ile namaz kılanların 27 kat fazla sevabına bahşedilir. Biz dinliyoruz derslerde çocuklara dahi biz konuşmalar hazırlatıyoruz onlardan ve onlara da söylüyoruz. Fakat amel fiil zamanı, fiil olarak amel zamanı gelince ona dikkat edilmemektedir. Onun için çok mecbur kalınmadıkça kendi namazları cemaat ile birlikte eda etmemiz gerekir. Fakat söylediğim gibi eğer muhasebe edilirse tam olarak anlaşılacak ki cemaat ile birlikte namaza tam olarak dikkat edilmemektedir. Allah-u Teala'nın lütfuyla Amerika'da mescid yapma konusunda çok dikkat vardır. Ancak mescid yapmanın faydası ancak onların hakkını verilince faydası olacak. Ve mescidlerin hakkı onları abad etmek, yani onları doldurmak ve onları doldurmak için, yaşatmak için Allah-u Teala bir ölçü beyan etmiştir. O da 5 vakit camiye gelerek namaz kılmaktır. Birçok insan, tabii ki öyle insanlardır ki 5 vakit namaz için camiye gelemezler işlerinden dolayı. Fakat tabii ki akşam ve yatsı namazlarında bir özür kabul edilemez. O zaman camiye gelebilirler. Ben biliyorum. Ahmadiyye cemaatinin birçok insanı batılı ülkelerde yaşamaktadırlar. Ve 15-20 kilometre mesafede bulunurlar camiye. Fakat onlar namaza gelirler mescidlere namaz için. Eğer öğle ve ikindi namazını burada kılamadılarsa söylediğim gibi sabah, akşam ve yatsı namazını burada mutlaka gelmeye çalışmalıdırlar. Burada hemen hemen herkesin elinde bir binek vardır. Dünya işleri için o binekleri kullanırlar. Fakat eğer Allah-u Teala'nın rızası uğruna ve Allah-u Teala'nın ibadeti uğruna bu binekler kullanılırsa o zaman bu bineklerin gayesi de yerini geçmiş olur ve sizin dünyanız, hem dünyanız hem dininiz süslenmiş olur. Çok fazla mecbur kaldığınız zaman orada en yakın Ahmedi ev varsa bir evde birlikte gelerek namaz kılınabilir ve onun için bir düzen yapılabilir. Ama nerede evler tek ise orada kendi evlerinizde çocuklarınız ve karınızla birlikte
cemaat namazını eda edebilirsiniz ki çocuklar dahi cemaat ile birlikte namaz kılmanın önemini anlasınlar. Çocuklara anne babaları sabah namazı için kaldırırlarsa o zaman onlar namazın önemini öğrenecekler. Ayrıca birçok boş işlerden de kurtulmuş olacaklar. Bazı kimseler özellikle hafta sonlarında televizyon seyrederler yahut internet üzerinde otururlar birçok kimse. Fakat erken kalkmak için, namaz için erken kalmak için çabuk yatağa girmeye alışık olacaklardır ve böylece zamanlarını zayi etmeyecekler. Özellikle artık geç yaşa giren çocukların çabuk kalkmaları neticesinde bu dünyadaki meşguliyetleri bir ölçülü bir şekilde yapmaya alışırlar. Bazı tabii ki iyi şeyler dahi olur, bilgi veren şeyler olur. Ben onları yasak etmiyorum. Ancak her konuda bir itidal olmalı, orta yol. Namazları feda ederek bu dünyadaki eşyaları bilgi edinmek ve onları almak bu büyük bir ahmaklıktır. Namazları feda ederek bu gibi şeyleri öğrenmek büyük bir ahmaklıktır. Sonra şu da var. Tatil gününde bazı ailelerin kendi programları olur. Eğer tatil gününde aile bir yere gidecekse, dışarıya çıkacaksa o zaman başka. Ama eğer öyle bir program yoksa o zaman camiye gelmelisiniz çocuklarınızla birlikte. Birçok kimse derler ki çocuklar alışık değil camiye gelmeye. Bazı çocuklar yozlaşmaktadır. Onlar burada tedavi edilebilir. Ki çocukluğundan onları alıştırın. Onlar Allah'ın hakkını versinler. Ve o da namazlarla eda edilebilir. Çocuklara çocukluğundan beri böyle bir hisleri varsa, namaz temel bir haktır bunu bilirlerse, bu olmadan bir Müslüman olarak adlandırılamaz denilirse, o zaman gençliğinde bu alışkanlık kuvvetlenir. Çocuklar bozuldu diyemeyiz o zaman. Eğer bir yerde eğlenmek için de giderseniz, orada maddiyat için gittiğiniz zaman Allah-u Teala'nın rızasını da üstün tutun ve orada cemaat ile birlikte namaz kılın. Ben tecrübe ettim ve birçok insanın tecrübesi vardır. Bana da anlatırlar. Eğlence yerlerinde karı koca ve çocuklar namaz zamanında cemaat ile birlikte namaz eda ettiler. Etraftaki insanların dikkatini çekti ve onları görmeye başladılar. Ve tebliğin yolları açıldı. Genellikle dünyalı insanlar şunu düşünürler Müslümanlar hakkında ki Müslümanlarda namaz ancak bağnaz insanlar namaz kılarlar. Şiddeti seven insanlar namaz kılarlar. Onlar görürler ki bu eğlenen küçük çocuk namaz kılarlar. Bunların elbiseleri dahi buradaki yerlerin elbiselerine uygundur. Aynı elbiseleri giymişlerdir. Fakat ibadet konusunda derinlemesine dikkat ediyorlar. Bunları görünce mutlaka onların dikkati de çekilmiş olur. Birçok insan tecrübelerini beyan ederler. Söylediğim gibi nasıl namaz kılmak neticesinde yabancılar onlara dikkat ettiler. Ve böylece tebliğ yolları açılmış oldu. Onun için kısacası hiçbir aşağılık kompleks olmamalı ve biz ona hiç bir zaman kapılmamalıyız. Ne çocuklar ne de büyükler. Biz iddia ediyoruz ki dünyada dini ve manevi inkılabı biz yaratacağız. Böyle bir iddiamız var. Bu dini ve manevi ve ruhani inkılap ancak her çeşit
aşağılık kompleksten uzak olan insanlar bunu becerebilirler. Onlar kendi hayatlarında ilk olarak dini ve manevi bir inkılap yaratırlar. Ve bu dini ve manevi yahut ruhani inkılap ibadetin hakkını vermeden asla gerçekleştirilemez. Ve ibadetin hakkı için ilk önemli ve gerekli olan şey namazdır. Kısacası namazlarınızı koruyun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki hafizu ala salavate, kendi namazlarınızı koruyunuz. Hafıza demek hiç aksatmadan eda ediniz demektir. Ve ondan sonra onun üzerinde bekçilik yapmak, gözetlemek. Sonra Allah-u Teala buyurdu ki özellikle öyle namazları koruyunuz ve o muhafaza ediniz ki o da salat-ı vüstadır. Yani ortadaki namaz. Yani siz meşgul iken gelen namaz yahut belli bir sebepten dolayı zamanında ve tam olarak eda edilemeyen namaz, dünyadaki meşguliyetlerden dolayı olan öyle bir namaz mutlaka muhafaza edilmeli. Çünkü namazlarda tembellik göstermek aranızda sizi itaat edenlerin fiilisten dışarı atacaktır. Onun için namazları korumak konusunda Allah-u Teala dikkatimizi çeker ve özellikle öyle namazlar ki öyle namazları eda etmek konusunda mutlaka bize dikkatimizi çek ki onlar bizim tembellikten dolayı ve dünya işlerinden dolayı biz onları eda edememekteyiz yahut onlar tam olarak hakkıyla eda edilmemektedir. Zahirde biz acele olarak bazı kimseler namaz kılarlar fakat hakkını vermezler. Ondan sonra Yüce Allah der ki وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِت۪ينَ Allah-u Teala'ya itaat edenler olarak tam dikkat ederek namazı eda edin. Sonra dünyadaki düşünceler ve istekler sizin zihninizi istila etmesin. Zihninizde şu olsun. Önünde durduğum Allah, Allah'ın emirlerine kamil olarak itaat etmeliyim. Durum böyle olunca o zaman bu gibi namaz kılanlar hakkında Allah-u Teala der ki bu namazlar dahi sizi koruyan olacaktır. Sizi gözetleyecektir. Sizi kötülüklerden alıkoyacak. Sizin evlerinizi bereketlerle dolduracaktır. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam der ki ben cemaatime şu nasihatte bulundum. Onlar zevksiz ve dikkat yaratmayan namazlar kılmasınlar. Öyle namaz kılsınlar ki ondan lezzet alsınlar ve kalpleri memnun olsun. Sonra Allah-u Teala der ki inna salata tanha anil fahşai vel munkare. Şüphesiz namaz istenmeyen ve kötü sözlerden ve işlerden insanları alıkoyar. Onun için hiç unutmamalıyız ki namaz boş işlerden ve kötü işlerden bizi alıkoyar. Ancak her namaz böyle yapmaz ve her namaz kılanı da yapmaz, onu alıkoymaz. Her namaz kılan kötülüklerden uzak duramaz. Yalnız öyle namaz kılanlar uzak ıslah edebilir kendisini. Yahut namaz öyle namazı ıslah eder namaz kılanı ki kamil itaat ile eda edilen namaz bunu yapabilir. Tam olarak eda edilsin. Şunu bilerek eda edilsin ki Yüce Allah benim bütün işlerimi ve hareketlerimi görendir. Ve onun önünde ben duruyorum.
O benim her hareketimi ve işimi görmektedir. Bu kamil itaat ederek eda edilen namaz bunlardır. Bunlar bizi korur ve bizim bekçiliğimizi yapar ve hangi evlerde bunlar kılınırsa o evlerin renkleri değişir. Onun için öyle namazlar aramalıyız. O zaman biz biat sözümüzü tam olarak yerine getirebiliriz. Bu değil ki namaz için kalktık ve dikkatimiz dünyaya olsun. Yahut bazen namaz kılalım, bazen kılmayalım. Onun için tekrar söylüyorum. Aramızdan her birimiz kendisini muhasebe etmelidir. Bu ülkede yaşayanlar dünya meşguliyetlerinden dolayı namazlara tam olarak dikkat etmezler. Üçüncü dünyada dahi şehirlerde yaşayanların durumu aynen böyledir. Ancak az da olsa onların öyle bir sayısı vardır ki İslamiyet'in bu önemli farizasına ben sık sık dikkatinizi çekiyorum. Benden önceki halifeler dahi dikkatinizi bu yöne çektiler. Şu anda bu zamanda Allah-u Teala bize MTA nimetini bize vermiştir. Eskiden halifenin sesi birdenbire bütün dünya köşelerine ulaşmıyordu. Şimdi hemen halifenin sesi ve onun Allah'ın ve Resulü'nün mesajı her yere ulaşmaktadır. Eğer aramızdan bazı kimseler bu hutbeleri ve konuşmaları dinlemiyorlarsa ya dinliyorlarsa da dikkatsizce dinliyorlarsa, bir kulaktan dinliyorsa ve öbürden çıkarıyorlarsa, o zaman biat sözleşmesini yerini getiren değildir ki ben din işlerimi dünya işlerinden daha üstün tutacağım. Siz ne karar verirseniz maruf kararınızı hemen kabul edeceğim, ona bağlı kalacağım diye söz verdiniz. Ona tam olarak itaat edeceğim dediniz. Fakat bu itaatten çıkan işlerdir ki insan bir kulaktan duysun ve ikinci kulaktan dışarı atsın. Kamil itaat ile itaatten uzaklaştıran amellerdir bunlar. Böyle kimselere Yüce Allah büyük uyarıda bulunmuştur. Der ki فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Bazı namaz kılanları için helaket vardır. Onlar namazlarından gafildirler. Bu gaflet cemaat ile namaz kılmaya dikkat etmemesinden dolayıdır. Yahut namazları muntazam bir şekilde eda etmemesinden dolayıdır. Tam dikkat etmemekten dolayı bu oradan kaynaklanır. Tabii ki sık sık dikkatimizi namaza çekmeliyiz. Yoksa bunun önemini hiç anlamamış oluruz. İkamet-i namazın bir anlamı da ona çok dikkat etmektir. Onun için çok büyük bir korku yeridir. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam bizim dikkatimizi böyle bu yöne çekerek buyurmuştur ki beni hiç tanımayan kimse hatalar yapar. Tabii ki günahkardır. Ancak beni kabul ettikten sonra ve biat sözleşmesine bağlı kaldıktan sonra yine onun yerine getirmeyenler daha fazla sorulacaklardır, muhasebe edileceklerdir. Onun için her ahmadinin omuzları üzerinde büyük sorumluluk vardır ve bu sorumluluk eda edilemez. Ben Allah-u Teala'yı şahit tutarak bir sözleşmesini verdim ve bunu tamamlamazsam Allah-u Teala'ya cevap vermek mecburiyetindeyim. Bunu düşünmedikçe. Onun için büyükler dahi önemli anlasınlar sorumluluklarını ve küçükler dahi, erkekler ve kadınlar hepsi sorumluluklarını anlasınlar. Burada birçok evde
huzursuzluk vardır. Sebebi de şudur ki Allah-u Teala'nın ibadetine dikkat edilmemektedir. Nasıl dikkat etme gerekiyorsa. Bazı kimseler benimle mülakat yaptıkları zaman ve dua için bana söyledikleri zaman ben genel olarak onlara diyorum ki kendiniz dahi dua edin kendiniz için ve namazlara dikkat edin. Ve sorduğum zaman sen hiç aksatmadan namaz kılıyor musun diye onlardan bazı kimseler olumsuz bir şekilde cevap verirler. Böyle kimselere ben genel olarak diyorum ki din ile alay etmeyin. Dini alay konusu yapmayın. Kendiniz namaz ve duaya alışık değilsiniz. Ona dikkat etmezsiniz ve bütün meselelerinizi, dünya işlerinizi için bana benim duamı istiyorsunuz. Önce kendiniz Allah'a dikkat ediniz. Ona yöneliniz. Ondan sonra benim duamı isteyiniz. Kendi durumlarınızı değişmedikçe yahut değiştirmek için son çabanızı sarf etmedikçe diğer insan, diğer kimsenin duası dahi o zaman sizin için kabul edilmeyecek. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir cemaat kurmak için geldiydi. Öyle insanların cemaatiydi ki onlar Allah-u Teala ile alaka kuran insanlardı idi ve kendi ibadetlerini koruyan insanlardı. Onun için buyurdu ki ben bu pir parasti, pira tapma bunu sona erdirmek için geldim ve dedi ki pir olunuz, pira tapan insanlar olmayınız. Kendiniz şih olunuz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sine inananları bir pir yapmak istiyordu. O bugünkü sözde maddiyatçı pirler değildir. Dünyaya yönelmiş. Onların elinde tesbih olur ve otururlar ve zannederler ki bizim ibadetlerimiz ve diğer işlerin hakkı verildi artık. Derler namaza ihtiyacımız yoktur ve başka bir ibadete de gerek yoktur derler. Ve onlar namazdan kilometrelerce uzak olurlar. Kendileri namaz kılmazlar ve kendi müritlerine dahi namaz için aynısını der ki öyle pirler ve öyle seyyidler hidayete götüren pir ve seyyid şeyhler değildir. Aksine onlar sapıklığa götüren insanlardır. İkinci halife, birinci halife hazretleri ile onun bir hadisesini anlatmıştır. Onun bir kız kardeşi vardı. Bir pire mürid idi. Bir şeyhe bağlıydı. Kafasına, kız kardeşinin kafasına koymuştur ki benim müritlerimin namazlara hiç ihtiyaçları yoktur. Bana mürid olun, tabi olun. Benim söylediğim vazifeleri yerine getirin. Bu yeterlidir. Siz başlanacaksınız. Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh bir gün ona dedi ki kız kardeşine pir beye sor. Hesap kitap günü Allah-u Teala hayır ve ibadetleri sorduğu zaman ne cevap vereceğim? Melekler benim önüme cennete girmeme mani olurlarsa ve hayır konusunda bana sorulursa ben ne cevap vereceğim? O pir beye sordu. Dedi ki melekler senin yoluna mani olurlarsa deyin ki ben filan seyyidin oğluna inanan birisiyim. Senin yolu açılacak o zaman. Benim soruma gelince pir beyin sorusu bana sorarlarsa ben derim ki Kerbela meydanında bizim büyüklerimizin yaptıkları fedakarlığı unuttunuz mu? Resulullah'ın torununu ki onun neslinden benim o büyük bir fedakarlıkta bulundu. Siz onu unuttunuz mu? Melekler tutunacaklar, utanacaklar ve yolu açık bırakacaklar. Bunların düşünceleri ve inançları böyledir. Ve ben
kolumu sallaya sallaya, kollarımı sallaya sallaya cennete gireceğim. Amirul Mu'minin diyor ki biz yahut Mesih Madi Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar bu gibi fiiller olmamalıyız. Biz kendimizde bir inkılap yaratmalıyız. O inkılap bizim durumumuzu düzeltecek. Bizim çocuklarımızı ve bizim nesillerimizin durumunda inkılap yaratan olacak bu. Ve bu toplumda dahi manevi bir inkılap gerçekleştirecek. Onun için hiç unutmayınız. Yalnız bizim inancımız bizi korumayacak. Bizim inancımız inkılabi bir değişiklik yaratmayacaktır. Aksine bizim amellerimizdir inkılap getiren. Ve en fazla bizim dualarımızdır. Her ne zaman Allah-u Teala onları kabul ederse dünyada bir inkılap yaşanacak. Ve dua etmenin en güzel yolu namazdır. Onun için namazlarınızı koruyunuz ve bunu korumak her Ahmedi'nin görevidir ve topluca olarak bütün dünyada yaşayan Ahmedilerin yönü bir tarafa olacaksa olursa o zaman bu dualar bir inkılap yaratan olacaktır. Onun için hilafetin elini pekiştirmek için, kuvvetlendirmek için her Ahmedi'nin görevidir ki namazlarına dikkat etsin. Ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bağlı olan inkılap ki onun neticesinde bütün dünyanın çoğu Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bayrağı altında toplanacak. O inkılap dualar neticesinde elde edilecek. O da gerçekleşsin. Onun için her Ahmedi bunu unutmasın. Ve daima namazlarını korusun. Kendi çocuklarının namazlarına dahi dikkat etsin. Ki biz alelacele bütün dünyaya Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağını dalgalandıralım ve onu öyle dalgalandığını görelim. Yüce Allah'ın merhametini biz dahi ve bizim nesillerimiz dahi çekenlerden olalım. Bu da Allah-u Teala'nın merhameti, Allah-u namazların hakkını vermekle ve namaz kılanlarla birlikte Allah-u Teala onlara verdiği sözler ile bu mümkün olacak. Allah-u Teala der ki, وَاَقِيمُ السَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاتِ وَاَتِيُ الْرَّسُولَ لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namazı ikame edin ve zekat eda edin ve Resul'e tabi olun ki merhamet edilesiniz. Onun için eğer Allah-u Teala'nın merhametini çeken olacak isek namazlarımızı korumak ve onu ikame etmeliyiz. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sık sık kendisine inanan insanları namaza dikkat ettirmiştir. Ki biyetin hakkını verirsek bir tarafta, diğer tarafta Allah-u Teala'ya yaklaşanlardan olursak, diğer taraftan Allah-u Teala'nın rahmetinden pay alarak bütün dünyayı süsleyelim. Onların geleceğini süsleyelim. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki, ey benim cemaatimin üyeleri seçen insanlar, gökyüzünde siz benim cemaatim ancak gerçekten takva yollarında yürümekle benim cemaatim sayılırsınız. Onun için beş vakit namazlarınızı öyle korkuyla ve huzuruyla eda ediniz ki sanki siz yüce Rabbinizi görüyorsunuz. Dedi ki hiç unutmayınız ki hiçbir amel Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Takvadan boş olan her hayırın kökü takvadır. Bir amelde bu kök zayi olmazsa öyle bir amel dahi zayi olmayacak. Sonra der ki namaz nedir? Bir duadır. Tesbih, tahmid, takdis ve istiğfar ve salavat ile birlikte tazarru ile edilen duadır. Onun için siz namaz kıldığınız zaman bir haber insanlar gibi kendi dualarınızda yalnız Arapça kelimelere bağlı kalmayınız. Çünkü onların namazları ve onların istiğfarları yalnız gelenektir. Onlarla birlikte bir gerçek yoktur. Ancak siz namaz kıldığınız zaman Kur'an dışında
Allah-u Teala'nın kelamıdır. Ve Resulullah'tan olan bir Resul'ün duaları dışındaki Resul'ün sözüdür. Diğer bütün dualarınızda kendi ana dilinizde tezerruane bir şekilde dua ediniz. Ki sizin kalplerinizde bu acizen bir etkisi görülsün. Bu ağlayışın. İşte namaz da bu durumdur ki biz onu elde etmeye çalışmalıyız. Bu Allah-u Teala'nın merhametini çekecektir bu aciz. Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edenler olurlar bu gibi insanlar. Böyle namazlardır ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizim namazlarımızı öyle görmek istiyordu. Bir yerde diyor ki namaz öyle şeydir ki onun vasıtasıyla gökyüzü insana eğilir. Yani Yüce Allah duanın kabul edişinin manzaralarını gösterir. Dedi ki namazın hakkını eda eden der ki ben öldüm. Ve bunun ruhu Allah-u Teala'nın kapısının önüne eğilir. Bir evde öyle namaz kılınırsa öyle bir ev asla berbat olmayacak. Resulü'nde vardır ki Hz. Nuh Aleyhisselam zamanında namaz olsaydı onun kavmi asla helak olmazdı. Hac dahi insana farzdır. Şartlıdır. Roza, oruç dahi şartlıdır, ibadettir. Fakat namaz şartlı ibadet değil. Oruç, zekat ve hac hepsi şartlı ibadetlerdir ama namaz şartlı değildir. Mutlaka farzdır her durumda. İnsan misafirdir, hastadır, çok kötü durumdadır. Fakat yine de namaz eğer o ayık ise namaz kendisine farzdır. Oruçlar senede bir defadır. Fakat namazın emri her gün 5 defa eda etmemiz gerekir. Onun için tam namaz olmadıkça diğer bereketler dahi olmayacak. Bundan elde edilen bereketler. Ve bu biyetin hiçbir faydası olmayacaktır. Onun için bu namazı ikame etmek ve namazı korumak İlahi sözün açıklamasıdır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu beyan etmiştir. Ve her Ahmedi'den o beklenir. Yoksa dedi ki biat etmenin hiçbir faydası yoktur. Ve söylediğim gibi bunun önemini her Ahmedi gözlerinin önünde bulundurmalı ki biz amelimizle ispat edelim ve dünyaya anlatalım ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biatine girerek bizde bir pak değişiklik söz konusu oldu. O da bizi Allah-u Teala ile birleştirdi. Ve yani birçok biyet edenleri ben gördüm. Onlarda bir inkılap Allah-u Teala'yı gerçekleştirmiştir bu namazlar sayesinde. Onun için her Ahmedi özellikle ki eski Ahmedileri hiç unutmamalıdırlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki namaz öyle bir zevk ve huzur ile huzur durumu dahi ancak Allah-u Teala'nın lütfuyla insana nasip olur. Onun için siz ilk olarak şu dua edin Allah-u Teala'ya. Ey Rabbim ben de böyle bir yakınlık durumu yarat. Dedi ki dua öğretti bize ve dedi ki şöyle dua edin. Ya Rabbi sen beni görüyorsun. Ben nasıl kör ve görmeyen birisiyim. Şu anda ben tam ölü gibiyim. Ben biliyorum ki belli bir müddet sonra bir ses duyacağım. Ve ondan sonra da sana geri döneceğim. Ve bu dünyadan göç edeceğim. O zaman hiç kimse bana mani olamayacak. Ancak benim kalbim kör ve tanımayan birisidir. Onun için Ya Rabbi bunun üzerinde bir nur indir. Neticesinde senin sevgin burada oluşsun. Ben kör bu dünyadan göç etmeyeyim ve körlere katılmayayım. Böyle bir dua ederse ve devamlı olarak dua ederse görecek ki
üzerine öyle bir zaman gelecek ki bu zevksiz namazda gökten bir şey inecek onun üzerine ve o da onun kalbinde bir rikkat yaratacak. Allah-u Teala böyle bir namaz kılmamızı bize nasip etsin. Cuma'dan sonra ben iki gayb cenazesini de kıldıracağım. Birisi bizim Endonezya'daki bir mürebbimiz Amr Maruf Aziz ismiydi. 16 Kasım'da Allah-u Teala'nın kaderine göre vefat etmiştir. 6 Aralık 1962 senesinde doğdu. Doğuştan itibaren Ahmediydi. Cami Ahmediye katıldı ve 1979 senesinde ve 1987 senesinde Rabbatan Mubashir diplomasını aldı ve Endonezya'ya gitti. Değişik yerlerde Allah-u Teala hizmet etme kendisine nasip etti. Cami Ahmediye Endonezya'da hizmet ediyordu şimdi. Ve aynı şekilde regional muballig idi bölgesel. 2011 kadar ve ondan sonra Kalimantan adlı doğudaki yerde murabbili görevini yapıyordu. Bilgisel bir insandı maşallah, bilgi sahibi. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabı Tevzihi Meram'ın İndonezya diline tercüme etti. Benim hutbelerimi de tercüme ederdi. Musi idi. Allah-u Teala onun derecelerini yücelsin ve onun akrabalarına sabır ve havsala versin. Amin. Onun karısı ve bir oğul ve bir iki tane kızı vardır. İkinci cenaze bizim Londra'da yaşayan bir bayan Tahira Wonderman, Nawab Mahmud Wonderman'ın karısı idi. 18 Haziran'da 84 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gulam Yasin'in kızı idi. Kendi ninesi Hazreti Gulam Dastgir Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshaplarındandı. Ve onun erkek kardeşi dahi. Onun babası hükümette görevlerde bulundu. Kadiyan'da dahi merhume tahsil gördü ve ondan sonra 1947 senesinde Karachi'de yaşıyordu. 1949 senesinde evlendi Mahmud Wonderman ile, İngiltere'ye geldi. Hazreti 4. Halife Rahimahullah Londra'ya gelince privat sekreterin ofisinde hizmetler yapıyordu. Uzun zaman orada hizmet etmek kendisine nasip oldu. Ve celsa salana da Amirul Mu'minin bunun işini methetmişti. İsmini söyleyerek çok çalışkan birisiydi. Hiç işi yük taşımadı. Ne kadar iş verilirse onu yerine getirir, yapar ve getirirdi. Ölümünden birkaç gün öncesine kadar kardeşi, akrabalarından birisini büroya gönderdi ki bana iş verin. Daima istiyordu ki bana fazla iş verilsin. Hasta olmasına ve zayıf olmasına rağmen çok çaba sarf ederek iş yapardı. Ve eğer az iş verilirse rahatsız olurdu. Ve benim postama dahi uzun müddet hizmet etti. Hemen 20-22 seneden beri hizmet ediyordu geçen. Ben 9 seneden beri bunu gördüm. Onun postanın mektupların özetlerini güzel yaparlardı. Önemli konusunu ortaya çıkarırdı ve onu okurken ben hiç dikkat çekmezdim ve mektup yazanın ana fikrini ben alırdım. Bu onun özelliğiydi. Her nerede görülüyorsa orada mutlaka onun altını çizerdi ve onun özetlerini ben çok severdim bu bakımdan. Ve kolay bir şekilde ona cevap vermek dahi benim için kolay olurdu. Aynı şekilde kendisine Allah-u Teala 20 seneye kadar çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek dahi kendisine nasip etti. Ahbar Ahmediye için Urduca konuları İngilizce çevirirdi. Onun akrabalar arasında iki kız ve iki
kardeş iki oğlan vardır ve torunları vardır. Allah-u Teala onları da cemaate bağlı kalmalarını nasip etsin. Onun oğlu Nadim Underman Ahbar Ahmediye'de İngiliz bölümünde çalışmaktadır. Editör, müdür olarak Allah-u Teala merhumenin derecelerini yüceltsin. Her ikisinin söylediğim gibi cenaze namazını ben namazlardan sonra kıldıracağım. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر